Evlerimizdeki bu saksılı süs bitkilerin de kendi arasında iki bölüme ayrılır. İşte efendim çiçek açan süs bitkileri, çiçeksiz süs bitkileri diye böyle temelde ikiye ayırıyoruz. Aslında bakılırsa bütün çiçekler, bütün süs bitkileri çiçek açarlar. Neden? Çünkü çiçek açmaları demek nesillerini sürdürebilmeleri için, üreyebilmeleri için, onların çoğalabilmeleri için o çiçekleri açmaları lazım. Ama bazıları sadece bu güzel çiçekleri için beslendiği için biz bunlara çiçek açan süs bitkileri diyoruz. Bazıları da çok uzun yıllarda ve belli aralıklarla ve biraz da sönük çiçek açtıkları için onlara da çiçeksiz süs bitkileri diyebiliyoruz. Ama bu süs bitkileri bakmayın aslında her biri kendi habitatında, kendi doğasında dışarıda rahat rahat yaşarlar. Onların bir kısmı alınıp işte saksıların içerisine koyup ev yaşantısına adapte edilerek evlerimize sokuyoruz. Mesela söz gelimi bu kauçuk, biliyorsunuz kauçuğu, güney illerimizde bunlar sokaklarda ağaç olarak yaşayabiliyorlar. Ya da gene güney illerimizde dev gibi kocaman metrelerce boyunda kaktüsler var. Hatta meyveler verirler, o meyveleri de insanlar değil mi yerler. Ama gelin görün ki işte güneyin dışındaki bölgelerde o küçücük kaktüsü yetiştirmek için uğraşır dururuz. Yani her şey aslında doğal ortamında çok daha kolay yetişiyor. Yetişiyor demişken şimdi çiçekleri demin ayırdık ya, saksılı süs bitkilerini, çiçek açan süs bitkileri ve çiçeksiz olmak üzere bunların da birbirlerinden farklıdır bakımları. Çünkü çiçek açan süs bitkilerinin topraktan talepleri, hani çiçeklerini beslemeleri için, üreyebilmeleri için farklı besin maddelerini isterler. Bunlar çiçekler nasıl ki bizler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler değil mi? Beslenmemiz için temel besin maddeleri bunlardır. Çiçeklerde de azot, fosfor, potasyum, hatta işte mineral maddeler, demir, bakır, bor, molibden, çinko, bir sürü daha böyle mineral maddeleri topraktan alır ve yaşantılarını sürdürürler. Çiçek açan süs bitkilerini, çiçek açmalarını daha çok teşvik etmek için özellikle fosfor ve potasyum ağırlıklı bir besin vermek lazım. Çiçeksiz süs bitkilerinde yaprakları için besliyoruz ya onu. Daha gelişsinler, bol yaprak açsınlar istersek onlara da bir parça azotu ağırlıklı olarak besin veriyoruz. Yani aslında bakım şartları da birbirlerinden farklı olabiliyor. Mesela çiçekli süs bitkileri bir parça daha hassas olabiliyor yer değişmelerine ya da İklim koşullarının değişmesine, ışık şartlarının değişmesine. Çünkü üzerinde çiçek olan bitki aslında bir parça böyle ben hamile annelere benzetiyorum. Yani çocukları, çiçekleri, üreme elleri artık çiçek açmışlar ya, o bakımdan daha hassas olabiliyorlar. O yüzden üzerinde çiçeği olan bitkiler çiçeklerini döktükten sonra daha çok saksısını değiştirmek lazım. Ya da yer değişimlerine tabi tutmak lazım. Çünkü çiçekliyken hassas olabiliyorlar. Bazı çiçekler var. Böyle mesela bazı kaktüsler var. Senede bir gün, sadece bir gece açıyorlar. Sonra bitiyor. Ama mesela bu antrum gibi bitkiler ya da Afrika menekşesi gibi bitkiler, hatta orkideler, onlar yılın büyük bir bölümünde çiçekli kalabiliyorlar. Onlarda bu kadar hassasiyet olmuyor. Ama genel olarak evlerimizde saksı gibi kısıtlı bir ortamda hayata tutunmaya ve yaşamaya çalışan bitkilerin ihtiyaçlarını bilirsek, onları tanırsak, onların dertlerinden anlarsak, öyle demeyin, çiçeklerin de çok derdi olabiliyor. Gerçekten çiçekler bir kere çok hassas. Şimdi bakın, bizde beş duyu vardır değil mi? Beş duyumuzla dünyayla ilişki kurarız ama çiçeklerdeki duyu sayısı tam 25. Ve çiçekler bu kadar hassas oldukları için de her türlü şeye tepki gösterebiliyorlar. Şimdi normal koşullarda çiçekler alıyorlar, bir yere dikersiniz değil mi? O orada bütün ömrünü, çünkü gidemez, gelemez, hareket edemez, bütün ömrünü orada yaşar. Ama aynı çiçeği küçük bir saksıya dikip evimize koyduğunda, hadi onu oradan oraya götürelim, hadi bunu buradan buraya götürelim diye yerini değiştirebiliyoruz. Ama çiçek bunu tanımıyor. Çiçek normal yaşam koşulları altında bir yerde tüm ömrünü tamamlayabiliyor. O yüzden mesela bitkiler yer değişimine karşı çok hassas olabiliyorlar. Yeri değiştiği zaman
tepki gösteriyorlar. O yüzden mesela biz ağaçlarda da büyük ağaçları da nakledebiliyoruz. Ya da fidanlıklardan fidan aldığımızda çok büyükse, uzun süre orada kalmışsa onların kuzeyine bir bez bağlıyoruz. Çünkü o kuzeyin gelen soğuk şartlarına karşı kendini koruyor. Yeni dikilecek yerinde yine kuzeyinin kuzeye gelmesine dikkat ediyoruz ki bir adaptasyon sıkıntısı çekmesin. Bu gerçekten çok önemli. Bakın, fazla su verirseniz fazla su stresine girer. Az su verirseniz az su stresine girer. Toprakta tuzluluk artar, tuzluluk stresine girer. Ya da işte bitkide yeterince güneş alamaz, ışık stresine girer. O kadar çok stresi var ki bitkilerin. Çünkü doğrudan doğruya kendi pozisyonunu ve yaşama gücünü hava koşullarına göre eğer iyi ayarlayamazsa bu dünyada ayakta kalmaları çok zordur. Çünkü onların da bir sürü derdi var. Düşünebiliyor musunuz? Onlar da canlı olduğu için onlara da bir sürü hastalık gelebiliyor, zararlı gelebiliyor, böcekler yiyebiliyor. Yani onlar da yaşama bir şekilde güçlü olarak tutunup ve başına gelecek şeylere karşı da pozisyon alıyorlar. Bilirsiniz eskiden anne, hala da öyledir ya, annelerimiz, büyüklerimiz böyle kalkar çiçekleriyle konuşur, merhaba kızım, günaydın, nasılsın der. Böyle biz onlara biraz böyle gülümserdik. Şu andaki artık günümüzdeki bilim şunu açıklıyor bize. Bitkisel psijim diye bir şey var ve bitkiler çevresinde olan her türlü olayı algılıyorlar ve ona göre de cevap veriyorlar ya da kendi yaşama kimyasallarını ona göre ayarlayabiliyorlar. O bakımdan bitkilerle konuştuğunuzda onların sizi anladığından hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle her şeyi çok iyi anlıyorlar. Söylemenize bile gerek yok. Bazı bitkiler artık kanıtlandı ki düşüncelerinizi bile okuyabiliyorlar. O bakımdan evinizde süs bitkileri varsa onların canlı olduğunu unutmayacağız. Onların yaşam koşullarını, onların konforlarını, onların besinlerini, sularını eksik etmeyeceğiz ki onlar da evimizde, çünkü canlı onlar, evimizde de misafir onlar, onlarla güzel güzel bir arada yaşamak durumundayız. İyi ki de öyleyiz. Çünkü eğer çiçeklerimiz olmasa, sizi temin ediyorum, evlerimizin havası çiçekli evlerde son derece daha temiz. Şimdi hem bunları anlatırken bir taraftan dedim ya, çiçeksiz süs bitkileri, çiçek açan süs bitkileri, bu antriumun da bir parça saksısı küçük geliyor bence. Bir de çok fazla toprak doldurulmuş bu kök boğazına. Sulandığı zaman bu sular boşa akıp gidiyor. Hem konuşalım hem de bu arada bu çiçeğin saksısını da değiştirelim ki hani olara sizin de evlerinizde eğer saksı değişim zamanı gelmiş bitkiler varsa aklınıza düşsün. Hadi bakalım, biz de şu evdeki çiçeklerin saksısını değiştirmedik epeydir diyorsanız, hadi bakalım çiçeklerimizin saksısını değiştirmeye. Efendim, bakın. Bütün saksıyı, gerçekten bu çiçeğin saksısı benim anladığım kadarıyla en az 2 yıldır değişmemiş. Görüyor musunuz? Kökler artık yumak yumak haline gelmiş, birbirine girmiş. Bunları açıyoruz, bu köklerin ucunu, ve gevrek oldukları için de çok fazla yıpratmadan hemen yeni saksısına koyup yerleştireceğim. Bakın, bu programın böyle faydaları da var işte. Çiçekleri, saksı değişimini size göstereceğim diye onların da aynı zamanda rahatlatmış oluyoruz. Onların da çiçeklerin saksısını değiştiriyoruz. Şimdi saksı değişiminde kullandığımız topraklar da çok önemli, biliyor musunuz? Bazen bahçeden, tarladan ya da hayvan gübreleriyle dolu olan bir toprağın içerisinde böyle bazen börtü böcek olabiliyor. Kurtlar çıkabiliyor, değil mi? Bazen sizin de başınıza gelmiştir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Saksı toprağımdan böcek çıktı, saksı toprağımdan kurt var, bunları nasıl yapalım diye. Bir kere kullandığınız saksı toprağı eğer güzel bir karışım, iyi bir yerden aldıysanız normal koşullarda hiçbir şekilde ne hastalık etmeni ne de zararlı etmeni taşımaması lazım. Bitkinin ihtiyacı olan gübrelerin olduğu, köklerin rahat gelişmesi için gevşek bir yapıda toprağın olması lazım. Çünkü başka türlü, gerçi
toprak altı zararlısı dediğimiz şeylerin çoğu da toprak altında zararlı değil. Yani solucanlar da mesela olmasa bütün o tarlalarda, bahçelerde hiçbir şekilde bitki yetiştirmek çok da mümkün olmaz. Çünkü toprağın havalandırmasını onlar sağlarlar. Ama gelin görün ki saksı gibi çok kısıtlı bir ortamda böyle gereğinden fazla börtü böcek olduğu zaman bitkilerin köklerini yemeseler bile gereğinden fazla havalandırırlar. Bir de hiç kimse haklı olarak evindeki saksının içerisinden böyle kurtlar, böcekler falan çıksın istemez. Eğer öyle bir şey olursa aklınızda olsun. En kesin çözümlerden bir tanesi çıkın balkona, serin bir şey ya da bahçede çiçeğin toprağını değiştirin. O toprakla, değişen toprakla beraber o saksının içerisinde bulunan bir takım parazitleri ayırmış olacaksınız. Yeni taze toprağı eklediğinizde bu işten kökten kurtulursunuz. Ama hayır, şu anda benim öyle bir imkanım yok. Yani ne zaman yapacağım, nerede yapacağım, ay bu böcekleri istemiyorum, bu kurtları istemiyorum diyorsanız o zaman hadi mutfağa gidin. Mutfağa gidin, baharatlığı açın. Bakalım buradan ben bulabilecek miyim? İşte buldum. Baharatlığı açın. Siz de benim gibi toz tarçını bulun. Efendim, tarçın özellikle zararlıların, böceklerin, hatta toprak altı zararlılarının hiç sevmediği bir şeydir. Bitkilere hiçbir şekilde zarar vermez. Toprağa hiçbir şekilde zarar vermez. Ondan korkmayın. Ama eğer saksılarınızda bu nevi bir takım istemediğiniz kurtçuklar var ise tarçını alın ve saksı toprağının üzerine serpin. Şimdi tarçının çok radikal bir kokusu vardır ve bu koku toprağın altındaki her türlü börtüyü, böceği çok rahatsız edecektir. Rahatsız olan zaten bu tarz canlılar ilk önce üremelerini durdururlar. Yani artık çoğalmazlar. Çünkü hepsinin zaten ömürleri çoğunun mevsimliktir, çok kısa süredir. Eğer üremelerini durdururlarsa onlardan kurtulmanız çok daha kolay olur. Ve gördüğünüz gibi sadece üstüne tarçın serperek dahi toprak altı zararlarından kurtulmanız mümkün. Ama gerçek köklü ve nihai çözüm, toprağında bir problem varsa toprağını değiştirmektir. En akıllıca olan çözümlerden bir tanesi budur. Ve toprağın içerisinde bir şeyler olmadığından emin olmak için mümkün olduğu kadar paketli toprak kullanabilirsiniz. Ama eğer içinde tekli toprak dediğimiz sadece torfsa o bazen bitkinin ihtiyacı olan besini karşılamayacaktır. Sadece yapısal, fiziksel yapı olarak kökleri rahat çalıştırır. Ama ihtiyacı olan besin dışarıdan vermek zorunda kalabilirsiniz. İşte o zaman da şöyle yapın. Şimdi sulama suyuna, evinizdeki çiçeklerinizi suladığınız suyun içerisine, şimdi bu kap aşağı yukarı 1 litrelik bir kap, 1 litre için bir kapak dolusu. Çiçek besini koyduğumda bu bitkiyi sularken, çiçeğin suyunu verirken boş bir su değil de içerisinde çiçeğimin istediği besin maddelerini de içeren bir besinli su vermiş oluyorum. Bunu ayda bir kere yapın. Çünkü o kısıtlı ortamda kökler tüm ihtiyaçlarını o saksının içinden bulmak zorunda. Eğer saksı olmasa zaten köklerini ortalığa yayacak, bir yerlerden besinler bulacak. Tabiat öyledir. Orada bir yaprak çürümüş olacak, orada bir kurtçuk ölmüş olacak. Yani toprağın biyolojik yapısı zengin olduğu için bitkiler orada rahat rahat yaşarlar. Ama ev koşulları öyle değil ki. Saksı koşullarında bitki ne bulursa onunla yetinmek durumunda. O yüzden o toprağı zenginleştirmek, besin açısından güçlü bir şekilde getirmek çiçeğinizi de daha güçlü kılacaktır. Evde madem ki misafirlerimiz, madem ki biz onlara besin vermezsek onların besin bulacak yerleri yok. O halde bunu aklınızdan çıkartmayın. Nasıl ki evinizde kedi, köpek, kuş, balık, barındırdığınız her türlü hayvana sadece su vermiyorsunuz, mutlaka besin de veriyorsunuz. Çiçekler de canlıdır. Onları da onlardan ayırmayın lütfen. Sadece suyla hiçbir canlı yaşamaz. O bakımdan onlara arada bir besin verirseniz gerçekten çok seviniyorlar ve çiçekler açarak da bu sevinçlerini size gösteriyorlar.